Merhaba değerli takipçilerim. Üniversiteli Hanımın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelincik çiçeğinin anlatımını yapacağım inşallah. Dün bir video çektim ve gelincik çiçeğimizi yaptım. Ama videomla ilgili bir sıkıntı çıktığı için bugün tekrar çekeceğim inşallah. Evet, kırmızı ve siyah renklerini kullanıyorum. Çiçeğimize başlayalım. Siyah ipimizi alıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz ve içerisine bir düğüm atıyoruz. Altı tane zürafa yapıyoruz içerisine. Ve altı. Şöyle alttaki ipimi çekiyorum. Ve ilk zürafamı düğümüme atıyorum. Burada 3 taneyi 3 zürafamızı bir yaprak için, zürafamız işte bir yaprak için kullanacağız. Hemen battığım ilk zürafamın içine tekrar girerek bir zürafa elde ediyorum. Başta, ortada ve sonda arttırma yapıyoruz. İkinci zürafama batıyorum. İkinci zürafamın içine de bir tane daha zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafamı geçiyorum. Üçüncü zürafamın içine bir tane daha zürafa yaparak 3 sayısını 5'e çıkartıyorum. Evet, bir başta, bir ortada, bir de sonda arttırma yaptığımız zaman sayımız 2 artıyor. Tekrar başa dönüyorum. Şekilde üzerine gelecek şekilde ivme dönüyorum. Yine birinci zürafamın içine girerek bir zürafa yapıyorum. İkinci zürafama geçiyorum. Üçüncü zürafama geçiyorum. Ortadaki artık orta arttırmamız. Hep aynı yerden orta arttırmamızı yapıyoruz. Tekrar 3. zürafamın içine girerek bir arttırma yapıyorum. Bir sonraki zürafama geçip devam ediyorum. Son zürafamın içine batıyorum ve tekrar son zürafamın içine batarak bu şekilde arttırma işlemini yapıyorum. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3 bir tarafta, 3 bir tarafta, 7 tane oldu. Tekrar başa dönüyorum. Bu şekilde başta, ortada ve sonda arttırma yaparak 11 sayısını elde ediyoruz arkadaşlar. Başta, ortada, sonda arttırma yaparak 11 sayısını elde ettik. Aynı burada yaptığım işlemi şuradaki 3 zürafama da ipimi buraya takıyorum. Birinci zürafanın içine bir arttırma yapıyorum. Sonra 2'ye geçiyorum. 2'de arttırma yapıyorum. 3'e geçiyorum. 3'e arttırma yaparak şunun aynısından şu karşı taraftaki üçlüye de yapıyoruz. Burada 11 yaptım ben. Daha büyük olmasını istiyorsanız gelincik çiçeğinizin 13'e veya 15'e çıkartabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Ben şu an 11'de bunu bırakıyorum. Buradaki ipimi koparmıyorum, siyah ipimi. Çünkü daha sonra onu kullanacağım. Şimdi kırmızı ipimize
Dikelim. Şöyle ipimi biraz uzun bırakıyorum. Şu şekilde tutarak şu baştaki zürafamızın içine bir düğüm atıyorum. Şu ipimizi şu alttaki ipin yerini tutacak. Tekrar arttırma işlemlerine devam ediyorum. Kırmızı ipimle. Başta bir arttırma yapıyorum. Ortaya geldim. Ortada bir arttırma yapıyorum. Devam ediyorum. Sona geldiğimizde tekrar bir arttırma yaparak sayımız 11'de bırakmıştık siyahta. Önce çıkıyoruz. Tekrar başa dönüyoruz. Şurada şu şekilde elimizi ayarlayalım. Çok gerdirmememiz lazım. Çok bol da bırakmamamız lazım. Şu şekilde düğümü atıyorum. Yine ilk arttırmamı yaparak başlıyorum. Ortaya geldim. Tekrar bir arttırma yapıyorum. Sona geldiğimde tekrar sonda bir arttırma daha yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 bu tarafta 1 2 3 4 5 6 7 bu tarafta 15 tane oluyor. Bu işlemi bir kez daha yapıyoruz. Yani 3 sıra kırmızıdan başta, ortada, sonda arttırma yaparak sayımızı 17'ye çıkartıyoruz. Evet, son sıramda gittim. Sayım 17'ye. Yine biraz önce söylediğim gibi, siyahta söylediğim gibi, yani 11'de bırakmıştım, 13'e çıkartabilirsiniz. Yine burayı da daha büyük olmasını istiyorsanız çiçeğinizin, burayı büyüttüğünüz için 3 sıra daha büyüttüğünüz zaman sayımız 19'uz. Çıkacak veya 21'i çıkartabilirsiniz. Çiçeğiniz ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar arttırabilirsiniz. Tekrar başa dönüyorum. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Kırmızıda. Bu aşamada ben sadece ortadan arttırma yaparak sayımı sabit tutuyorum. Hemen bakın. Birincinin içine girdik. Birincinin artırma yapmıyoruz. İkinciye geçiyoruz. İpiniz az kaldığı zaman şu şekilde
düğümlerseniz daha rahat kullanırsınız. Devam ediyorum. Hiçbir arttırma işlemi yapmadan. Sadece ortadan arttırma sayımızı sabit tutar arkadaşlar. Evet, son sıramızda, dördüncü sıramızda yaptık, sonuncu sıra falımızda bu şekilde sayımızı sabit tutuyoruz. İpimiz bitti. Hemen ip eklemeyi, bu tarz modellerde ipi genellikle başta ekleyin arkadaşlar. Ortada ip ekleme yapmayın. Ben şöyle göstereyim. Şunu yine hizalayıp birinci zürafamızın içine düğümümüzü atıyoruz. Artık hiçbir arttırma işlemi yapmıyorum. Sayımız artık azalıyor. Hiçbir arttırma işlemi yapmadığımız zaman sayımız azalıyor. Zürafalarımız bu modelde birazcık küçük olması gerekiyor. Çiçeğimizin, yaprağımızın daha güzel olması için. Evet, orta kısma geldik. Hemen geçiyoruz. Hiçbir arttırma yapmıyoruz. Evet, bu şekilde artık sayımız 9 kalıncaya kadar kesme işlemimizi devam ettiriyoruz. Hemen şurada göstereceğim size. Bu şekilde yaprağımızı yapıyoruz. Sonda 9 kalıncaya kadar kesiyoruz. Hafif şöyle elimizin gireceği şekilde bir bombelik oluşuyor arkadaşlar. Bu olması gereken bir şey. Çiçeğimize şekil vermek istediğimiz için daha güzel şekil olacak. Söyleyemedim. Evet, kırmızı ipimizi tekrar alıyorum. Kenarına iki kat iple kontür döneceğim. Şu ipimi iyisi. Bu daha kolayıma geliyor benim. Siz de nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Şu ikisinin arasından geçirip şu şekilde tutuyorum ve düğümümü atıyorum. Ve şu ip arada kalacak şekilde bütün aralara batarak kenarı çevriliyorum. Şu ip sürekli arada kalacak arkadaşlar.
Şu ip sürekli arada kalacak. İşlerimizi onun üstüne yapacağız. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde. Bitiriyoruz. Şuradaki fazlalığımızı keselim. Evet. Bu şekilde kontürümüzü geçmiş bulunuyoruz. Şimdi yapraklarımızı yaptık. Bu ikisini birbirinin üzerine kapatıyoruz. Şurada kalan siyah ipimiz vardı. Aynı şekilde bu tarafta da kalacak arkadaşlar. Ben o taraftakini koparmışım. Şu şekilde iki yaprağımızı üst üste getirerek siyah nokta siyah noktaya gelecek şekilde bir siyahtan diğer siyah. Bu şekilde dikiyoruz. Yani sizin bu tarafta da ipiniz kalacağı için burada bırakıp ama benim bu tarafta kalmadığı için ben şuradan devam etmek istiyorum. Hemen altından şu ipi işte bırakarak evet siyah siyah giden getirecek şekilde dikiyoruz. En son buraya geldiğimizde de şöyle göstereyim. Şuraya bir düğüm atıyorum. Evet. Şu şekilde yapraklarımız hazır. Bunun aynısından bir tane daha yapıyorsunuz. Şu şekilde. İki tane bundan elde ediyorsunuz. Şimdi şuradaki siyahımı arkasında kalan siyah ipimi iğneme takıyorum. Bunun diğer çiçeğimin yapraklarımın arasından evet geçiriyorum. Ve burada sıkı bir düğüm atıyorum. Bu şekilde daha iki tane atayım. Şurada artık çiçeklerimize şöyle şeklini verelim. Evet. Şöyle göstereyim. Gayet güzel. Ya ben bu şeyi çok seviyorum zaten. Normalde de gelinciyi çok severim. İğne oyası olarak da gelinciyi çok seviyorum. Şu siyah ipimlerim biraz küçük kaldı ama siz biraz daha büyük bırakabilirsiniz. Şöyle. Siyah noktalardan şeklimizi verdikten sonra sabit kalması için şöyle dikiyorum. Aralardan geçirerek
Evet. Bu şekilde dikerseniz iç çiçekte oynama yapmayacaktır. Şunu tekrar düğümleyip keseceğim. Polyester ip kullandığım için arkadaşlar yakıyorum. Herhangi bir çıkışma olmasın diye. Yani ipek kullananlar için gerek kalmayabilir. Ama hiç fark etmez. Eliniz güzel olursa ipekte de yani polyesterde de yaptığınız işler güzel olacaktır. Şimdi artık içinin tohum kısmını yapacağım. Tekrar siyah ipimi alıyorum. İğnemi geçirdim siyah ipimi. Yine bir sihirli halka yapıyorum. Bu halkamızın içerisine 12 tane kirpik yapacağım. Biraz uzun kirpikler yapacağım. Şöyle. Biraz zor olacak ama sıkıştırması. Şu şekilde tırnağım kadar. Tabi herkesin tırnağının büyüklüğü de farklıdır ama ortalama göstermek için. Bu şekilde 12 tane kirpik yapıyoruz. İpinizi uzun bırakın. Uzun bırakmadığınızda hemen kirpiğimiz küçülmeye. Evet, 12 tane kirpiğimizi yaptık. Şu alt kısmından şu şekilde çekerek ben de şöyle bir şu ipimi de kesiyorum. Ve iç kısmını hazırlamış olduk. Ve şöyle yine çiçeğimizin orta kısmında siyah olunca biraz görmekte zorlaşıyor. Evet. Şu şekilde yerleştiriyoruz. Görebiliyor musunuz? Şöyle göstermeye çalışıyorum ama gösterebildiğim kadarıyla. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Şu an düğüm atmıyorum. Çünkü sarı tohumumuz da girecek içerisine. Sarı tohumumuz girdiği zaman ikisini birlikte şey yapacağım, birleştireceğim. Evet, sarı ipimizi alıyoruz. Arkadaşlar, bütün hepsini bir videoda toplamaya çalıştım. Bir tık uzun olacak ama 2-3 tane bunun için bir çekmek
gerek yok diye düşündüğüm için kısa kısa anlatarak yapacağımız işin mantığını kavradıktan sonra zaten yapmasında hiçbir şey yok. O yüzden birkaç tane video çekmeye gerek yok. İş çek için gibi geldi bana. O yüzden her şeyi bir videoyla anlatmaya çalışıyorum. Sihirli halkamızı yaptık. Artık bütün videolarımızda, bütün çiçeklerimizin de bir yerinde mutlaka sihirli halka kullanıyoruz. İğne öğreneceksek artık sihirli halkayı öğrenmiş olmamız lazım. 2, 4, 5 oldu. 6. Tane yapacağım. Daha öncekine 8 tane yaptım ama bir tık küçük olmasını istiyorum. Çok bir şey fark etmeyecek zaten bir taneden de. Birinci zürafamızı attım ve bütün zürafalarımızı bu şekilde dolanıyoruz. Bir boru yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir 5 sıralık. Size 7 küçük gelirse 8 tane yapabilirsiniz. Tamamıyla kendinize kalmış. 2, 4, 6, 7 tane oldu. Bu aşamada boru yapacağımız zaman şunu ikiye katlıyoruz. Çiçeğimizi. Sonra devam ediyoruz. Katlaya katlaya gidelim ki borumuz şekil almaya başlasın. Zürafalarınızı küçültmenize gerek yok. Aynı şekilde zürafalar yapabilirsiniz. O şekilde yine borumuz oluşmaya başlayacak. Küçültmenize gerek yok yani. Borunun oluşması için. Bak, şekil almaya başladı bile. Sıralar yükseldikçe. Bu şekilde bir 5 sıra yapalım arkadaşlar. Evet, bu şekilde borumuzu elde ediyoruz. Daha sonra şu kenarındaki her bir zürafaya girerek şu şekilde çevriliyoruz. Bunun içerisine biraz kabarık durmasını istiyorsanız kırpıntı ip koyabilirsiniz veya bir boncuk koyabilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben şu an hiçbir şey koymayacağım. Şu şekilde asılıyoruz. Ve şuradan karşıya geçemedim. İpim küçüldü. Geçiyoruz. Çok aşırı sıkmadan şu şekilde göstereyim. Şunu iyice sıkıştırmadan, yani çok bastırmadan hafif rombeli kalacak şekilde çok hafif sıkıştırarak bu şekilde de tombiş tombiş durabiliyor. Siz yine daha şey dursun istiyorsanız dediğim gibi boncuk veya kırpıntı ip koyabilirsiniz. Evet. Şimdi şuraya orta kısmımıza tekrar geçiriyoruz. Evet, tohumumuzu
buraya yerleştiriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yine burayı ben bu şekilde bağlıyorum. Tekrar yakacağım. Çiçeğimiz hazırladık. Çok şık, çok güzel. Muhteşem bir çiçek oldu. Buraya kadar gelmişken şimdi size yerinde bir anlatayım. Bir yaprak yaptım. Yani 4 ile başladım. 3 sıra 4'ümü korudum. 2 sıra 3'ümü korudum. Daha sonra 2-1 diyerek kestim. Burada ise yanlarına biraz daha uzun bir şekilde kirpiğimi yaptım. İçine ortasına batarak üstüne bir kirpik dayayıp aşağı indim. Çok zor bir model değil. Bunu ekstra anlatmaya gerek yok. Hemen şuraya da bir boru yaptım. Bunu nasıl yaptım? 3 zürafamı 2'ye yaptım. 2'nin içerisine de bir büyük uzun bir zürafa yaptım. İçerisine 7 tane kirpik yaptım. Bu kirpikleri de arkadaşlar sonuncu ya 7. kirpiği 1. kirpiğine bağladığınız zaman şöyle bir boru elde etmiş oluyorsunuz. Borumuzun, çünkü yeşille dikeceğiz. Borumuz yeşil olduğu için yeşille dikeceğiz çiçeğimizi. Şöyle göstereyim. Şu şekilde çiçeğimizi borumuzun içine yerleştiriyoruz. Bir aradan girecek şekilde şöyle göstereyim. Her bir yeşilin arasından, şimdi mesela şuraya gittik mi, buradaki yeşilimiz geri kaldıysa geri dönerek ona batıyoruz. Evet, çiçeğimizi bitirdik. Şöyle göstereyim. Çok güzel olmadı mı? Ya işi yaptıktan sonraki, yani yaparken biraz emekli oluyor ama yaptıktan sonraki şunu görmek insana acayip rahatlatıcı bir şey oluyor. Burayı da hemen anlatayım. 3 ile başladım. 5'e kadar çıktım. 5'ten sonra da 4, 3, 2, 1 kestim. Son 2'de siyah kullandım. İçine de yeşille damar gittim. Birazcık şeye benzesin istediğim için. Gelinciğin küçüğüne benzesin istediğimiz için. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifimizi bu güzelliklerdi. Mutlaka yapın, deneyin. Çeyinizde bir tane bulunsun bundan. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı lütfen 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 unutmayın. Beğeni ve yorumlarda bulunursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.